Ekol Futbol Ekstra'ya hoş geldiniz sevgili seyirciler. Programa Şampiyonlar Ligi müziğiyle başlamak isterdik. O müthiş müzikle başlamak isterdik. Ama temsilcimiz Galatasaray 3-2 yenildiği Young Boys'a kendi sahasında da 1-0 mağlup oldu. Ve Mustera'nın kırmızı kart gördüğü 10 kişi kaldığı maçta elendi. Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Avrupa Ligi'nde. Yoluna devam edecek Galatasaray şu anda bakıyorum büyük bir sevinç yaşıyor. Ee, young Boys'lu futbolcular, İsviçre temsilcisinin futbolcuları Galatasaray'da büyük bir üzüntü var. Neden böyle oldu? Transferleri konuşmak lazım, yönetimi konuşmak lazım, Okan Buruk'u konuşmak lazım, futbolcuları konuşmak lazım. Her şeyi konuşacağız. Kimlerle? Yusuf Kenan Çalık, Serdar Sarıda ve Kral Tanju Çolak'la. İlk olarak tabii ki e, Tanju Çolak'la başlamak gerekiyor. Maçı beraber seyrettik, hop oturduk, hop kalktık. Ama bugün hocam neden olmadı? Bir şöyle röntgenini çekelim. Bu maçın ve Galatasaray'ın. Şimdi ben sormak isterim. Galatasaray hangi sistemde oynuyor? Ne oynuyor, nasıl oynuyor? Yani maçın genelinde tok, top hakimiyeti Young ee, Gol pozisyonuna giren rakip çok iyi paslar yapan rakip. Topun genelde o takımda kalıyor. Yani ben şimdi konuşacak şeyleri de bulamıyorum. Kafam o kadar karıştı ki Galatasaray bu mu ya? Galatasaray bu mu? Yani Galatasaray'da o kadar çok eksik var ki. Bir tek bugün akşam valla Kerem Aktürkoğlu'nu kutluyorum. Koştu, istedi Sabek'den. Biz yani mil takımımızın Santfor'u bugün Galatasaray'ın Sabek'i ya. Allah'ını seversen hangi sistem, hangi mantıkla oynanıyor ben anlamış Ve değilim. 10 milyon euroya da Sabek almışsın zaten. 10 milyon euro verip Sabek Yelerdi almışsın. Ben bu Onu ben bu sabeki 10 milyon euro veren aklı da kabul etmiyorum. Doğru da bulmuyorum, kabul etmiyorum. Geldiler aslanlar gibi çıktılar, oynadılar. Allah aşkına Young Boys'un e, değeri 63 milyon euro değil mi? Bizimki 220 ben, bir rakam. O kadar bile bence yoktur. Bence o kadar olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ama maçın genelinde üstünlük rakipte. Galatasaray ne koştuğunu bilmiyor, ne oynadığını bilmiyor. Defans anlayışları, kurguları yok. ucumda hiçbir pozisyonda yoklar. Son e, 65'ten sonra top hakimiyeti, pozisyon hakimiyeti bize geçti ama ne anlamı var? Yani Galatasaray bitmiş durumda. Galatasaray çok zor günler bekliyor. Çok zor günler bekliyor. Geçen senedeki Galatasaray değil bu takım. Olamaz da, olmuyor da. Ne yapsalar olmuyor. İşte oynadıkları iki maç var ligde. Yani çok başarılı diyemem. Çok iyi oynuyorlar diyemem. E, kaliteli oyuncuların... Tolga karşıya da verirsen. Kaliteci, kaliteli oyuncuların... E, şeyiyle gidiyor. Kaliteleriyle ve... Bireysel yetenekleriyle Hocam, hiç oturup çözüyor. İsviçre Ligi'nden maç izledin mi son yıllarda? Allah aşkına doğruyu hiç söyle İzlemedim. Bana. Bu ligde 5 maç oynadı, 3 yenilgi, 2 beraberliği var bu takımın. O hiç kimsenin izlemediği, umursamadığı ligde. Galatasaray böyle bir takıma elendi ya. ya Ama rakip çok organize olmuş. İyi takım. Çok koşuyor, yani, çok mücadele ol. ediyor. Fizik gücü yüksek. Ya, bu kadar koşan gördünüz mü? Biz yokuz. Sanki kendi sahalarında oynuyorlar. Gasaya çıkamıyor ki. Kaan'la nasıl çıkacaksın? Ne sonla nasıl var, çıkacaksın? Afrika asıllı birkaç oyuncuları var. Olimpiyatlara koysalar vallahi madalya alırlardı, biliyor musun? Evet. Acayip koşuyorlar. Nasıl süratler değil şey mi? Olmaz. Nasıl adam eksiltiyorlar? Nasıl kaleye gidiyorlar? İkinci bölgeden üçüncü bölgeye çıkış. E, bizimkiler <laughs> hucuma gidiyorlar. Geri dönen var mı arkadaşlar? Geri dönen gördünüz mü? Dönebilen gördünüz mü? E, yani bir takım geri dönmeyi beceremiyorsa takımın kazanma şansı yok ki. Ben anlamış değilim. Ne oynuyor bu Galatasaray takımı? Ne oynadığını bize anlatması lazım Okan Hoca'nın. Nasıl oynadığını anlatması lazım. Fizik gücü yok, kalitesi yok, pozisyonumuz yok. Allah aşkına ilk yarı bir tane pozisyonumuz var mı? Kaleciye şut atmadık ya. Kalecinin uçtuğunu görmedim. Kalecinin forması çamurlanmadı ya. Forması çamurlanmadı. Bu nasıl bir Galatasaray ya? Yani şampiyonlar, ben açık söyleyeyim abi Yank Boş. Bu akşamki maçın gerçekten hakkını verdi. Hak etti maçı kazandı. Hak ederek duruyor. Hak ederek kazandı arkadaşlar. Şimdi iyi de hakkını verelim. Ama Galatasaray'ın ben nasıl oynadığını, ne oynadığını, hangi sistemde oynadığını. Yani fizik güçlerin bu kadar eksik olur mu ya? Sabek'ten, Santifor'dan, mil takımda Santfor oynayan sağ, şeyden, Barış Alper'den Sabek koyuyoruz. E sağ bekin olmadığı ortada. Sol bekin yok. Nelson zayıf. Allah aşkına. Kaan Ayan zaten yan pas yapmaktan illallah geldi. E şimdi orta sahada şey biraz iyiydi Sara oyundan aldı. Yine iyi yapıyordu, pas yapıyordu, evet, onu yapıyordu. Oyundan evet, alması. kötü değildi yani ama oyundan aldı. Baktığımız zaman Ziyech vallahi hiçbir şey yapmadı. Bu adam 5 milyona yakın para alıyormuş. Günah değil mi? Yazık değil mi arkadaşlar? Sen 5 milyon nasıl verirsin ya? 5 ona ver, 10 on Icardi'ye ver. E yine Batshuayi bir şeyler yaptı. Evet, koştu, mücadele etti. Bir kere ikiz çift santral oynayamaz abi. Niye oynayamaz biliyor musun? İkisinin duracağı yerleri bilemiyorlar. Hmm. Ve bir de özellikle Icardi çok geri geliyor. E sen çok geri gelirsen bir anlamı yok ki. Sen orta sahada pas yapıyorsun. Niye? Sana top gelmediği için. Bir kere üçüncü bölgelere e, Galatasaray rahat gidemiyor. Pozisyona giremiyor. Veya sıfır da ise e, topu e, Icardi'ye veya Batuya'ya atan yok. Gelişi güzel orta yapılıyor. Olmaz sen adama atacaksın. Sen bu kadar para kazanıyorsun. Sen e, hakikaten e, hiç kimsenin almadığı paraları alıyorsunuz arkadaşlar ya. Bakın oyuna bir seyredin. Bence Okan Hoca'nın bu maçı tekrar seyrettirmesi lazım. Bu ligde de geçerli değil arkadaşlar. Ya 3. bölgeye gidiyor Galatasaray'ın futbolcuları dönerken evlere şenlik ya. Dönme diye bir şey yok ya. Dönemiyorlar ki. Niye? Güçleri yok. Çünkü çalışmamışlar. Ya antrene yapmamışlar. E sorun. Sonuç ortada. Bu akşam 35 milyon euro gitti. Heh. Öyle mi arkadaş? Evet. Onu da Bu akşam lazım. Galatasaray bu maç kazansaydı 35 milyon euro alacaktı <laughs> ve transfer yapmak için limit açılacaktı. Bir açılacak evet. evet, Birkaç tane <laughs> Ama, Ama bundan sonra Galatasaray'ın transfer yapacağını düşünemiyorum. Bu para gittikten sonra. Hep dursun Özbek ağlıyor. Paramız yok, paramız yok. E bu kadar şampiyon oldun kardeşim. Niye paran yok senin? Nerede yok, nasıl yok? E ne oldu şimdi? Şampiyonlar Ligi'nde de yoksun nasıl e, sen bir kere en az 2-3 tane oyuncu almadan bu Galatasaray'ın e, bizim ligde bile yani Süper Ligimizde ben şampiyon olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Samimiyetle söylüyorum. Bunu da evet. yazın. Bir not olarak yazın. Peki. Sizden rica ediyorum. Detaylandıracağız tabii. Lütfen. Tanju Hocam. Ee, Yusuf Kenan Çalık dediği gibi Tanju olan e, Galatasaray'ın yani ne oynadığını. Bir de sosyal medyada e, Onurcuğum e, Galatasaray yönetimi ve Okan'ı derhal istifaya davet ediyormuş, ediliyormuş. 3 milyonda tweet atılmış. Onu da 3 milyon sanki öyle biraz, söyleniyor. E, biraz abartı fazla mi? fazla ama bir bakayım. E, oradan girelim. Evet oradan girelim İstifa Çünkü şimdi girelim. Okan Buruk'la ilgili de baya bir e, eleştiri tepki var. Tepki İstifa var. İstifa meselesinden girelim. Bugün kenarda değildi tabii i̇ki cezalı sezon, olduğu için. 2 sezon şampiyon olmuş teknik direktörün kredisi var mıdır yok mudur bunun tartışması elbette yapılabilir. Ki bence de kredisi vardır. Ancak şu şiarla ilerleyen bir kulübün, biz hani ligi zaten kazanıyoruz, biz yapacağımızı Avrupa'da yapmak istiyoruz diyen bir kulübün, Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenmesi kepazeliktir. Bak, bunu öncelikle söyleyelim. İkinci nokta şu, Okan Hoca maçtan önce gülümseyim de, işte sosyal medyada hoca gergin mesajları atılıyor, yazılıyor, çiziliyor. Ondan önce ee, gazetecilerin yaptığı yorumlarla ilgili bir yorum yaptı basın toplantısında. İşte Gabriel Sara'nın yanına bir 8 numara daha lazım diyenler için. 12 ya hocam yani kusura bakma da. basını ya da sosyal medyayı önemsiyerek hareket ediyorsan yani mesain oraya harcadığın belli çünkü sahaya hiç harcamamışsın. Bu maçın çıkış noktası Galatasaray'ın panikle başladığı yani bu özgüven olarak dillendirilebilir Galatasaraylılar tarafından ama kusura bakmayın maça başlarken hepimiz en fikirdik ve birçok Galatasaraylı da biz de izlerken en fikirdi. Sen niye böyle başlıyorsun ki? Kendi sahanda oynuyorsun. Bir gol atman maçın uzaması için yeterli. Bir gol attığımı zaten panik yapacaklar. Kaldı ki baskı yaptığında itebildiğini de gördün. Bunu gördük. 65'te 80 arası yani. evet bu Şimdi var. Bu adamlar da yorulacak. Sen de sakin oynamalısın. Topu çevirmelisin. Oyunun hakimiyeti sende olmalıyken sen orta sahayı tamamen teslim etmişsin.